Sevgili Çağcım Ağlar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sahneye davetlerimi arz ederim. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Kim nerede ne işliyor hepsini biliyoruz, bileceğiz, yakındır. Bölüşmüşler memleketi, mallarını. Bekliyoruz hele gelsin yarını. Hepinize elimizin nasırdan balyozları. Hepinize çok teşekkür ederim. Belediye başkanlığı seçiminde bir akşam Çaycuma'ya gelmiştim. Çaycuma'yı otobüsle gezmiştik. Belediye başkan adayı yanımızdaydı. Onun vaatleri vardı. Yapacağım diyordu. Çaycuma'nın kaderini değiştireceğim diyordu. Burayı sadece bölgenin değil, Türkiye'nin önemli bir merkezi haline getireceğim diyordu. Sizler seçtiniz, oylarınızı verdiniz, başkanı başkanlık koltuğuna oturttunuz. O güzel şeyler yapıyor. Bir akşam seçimlerden önce geldiğim Çaycuma ile bugün geldiğim Çaycuma arasında 180 derece fark var. Daha güzel, daha sevecen, daha renkli, dünyayı kucaklama hedefi olan, kültürü olan bir Çaycuma ile karşılaştım. Hepinizin huzurunda belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Onunla onur ve gurur duyuyoruz. Tabii bir belediye başkanının özelliği var. Seçildikten sonra bütün vatandaşları kucaklamak. Az önce söyledi. Hiçbir ayrım yapmadım. Yapmayacağım. Eşit yurttaş olarak herkesi kucaklayacağım ve herkese hizmet götüreceğim dedi. Benim bildiğim belediye başkanı budur işte. Beşiktaş Belediye'mize de teşekkür ettim. Onun yaptığı, o belediye başkanımızın yaptığı katkılardan ötürü bütün belediyelerimiz birbirlerine ellerinden gelen katkıları yapıyorlar. Kardeş belediyecilik uygulamamız var. Durumu iyi olan belediyelerimiz diğer belediyelere gerçekten samimi katkılarını sürdürüyorlar ve sürdürmeye de devam edecekler. Kuşkusuz bugün güzel bir gün. Güzel bir hava, güzel bir atmosfer var. Ama emin olun yüreğimizi yakan olaylar da olmuyor. Dün iki şehidimiz daha geldi. Yüreğimiz burkuluyor, içimiz acıyor. Gencecik fidan gibi çocuklarımızı toprağa veriyoruz. Acı olan şudur. Çocukların babalarını toprağa verdiği bir süreçten babaların çocuklarını toprağa verdiği bir sürece geldik. Evlat acısı yaşıyor şehitlerimizin anneleri ve babaları. Hani bizde güzel bir söz var ya, Allah kimseye evlat acısı vermesin diye. En büyük arzumuz da budur. Tabii hepimizin düşünmesi gereken belli konular var. Neden Türkiye bu hale geldi? 14 yıldır terörsüz bir Türkiye devraldınız. Bugün Güneydoğu'da şehirler silah deposu haline geldi. Neden? Kim getirdi bu hale? Kim yönetiyordu bu ülkeyi? Kim başbakandı? Kim bakandı? Kim İçişleri Bakanıydı? Bunların tamamının sorgulanması lazım. Kimsenin kahramanlık edebiyatı yapma gibi bir hevesi olmasın. Bu ülkenin fakir fukara çocukları şehit olarak geliyor. Ankara'daki beylerin hangisinin çocuğu o bölgelere gitti? Hangisi gitti o bölgelerde çarpıştı? Onlar Ankara'da oturdular, keyiflerine baktılar. Değerli Çaycumalılar, bugün Karaman'da bir dava daha görülüyor. O davayı yakından izleyeceğiz. Çocuklarımıza yapılan muamelenin hesabını sonuna kadar soracağız. Hiçbir çocuğu
koruma alanımızın dışında bırakmayacağız. O evlatlar bizim de evlatlarımızdır. Onlara sahip çıkmak sadece benim değil, Türkiye'nin gönül borcudur. Hep birlikte sahip çıkacağız o çocuklarımıza. Hep söylenir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri ne iş yapıyor diye. Rahatlıkla söyleyebilirim. İstanbul'u alalım. İstanbullu hafta sonunu geçirmek, rahat bir hafta sonunu geçirmek için nereye gider? Kadıköy'e gider. Bakırköy'e gider. Avcılar'a gider. Çatalca'ya gider. Beşiktaş'a gider. Maltepe'ye gider. Kartal'a gider. Nedir buralar? Buralara bir İstanbullu geldiği zaman kendisini özgür bir hayatta görür. Güzel bir kent görür orada. Güzel bir kent kültürü görür. Caddeleri güzel, meydanları güzel, insanları güzel. Dolayısıyla rahat gezip dolaşabileceği, düşüncesini rahat da açıklayabileceği bir kent görür. Buyurun İzmir'e gidelim. Aynı şekilde İzmir şu anda Ege bölgesinin yıldızı gibi parlıyor. Türkiye'nin batıya açılan kapısı. Ankara metrosunu 1,5 milyara yapıyorlar. İstanbul metrosunu 3 milyara yapıyorlar. İzmir metrosu bunun 1/3 fiyatına yapılıyor. Onlar yapamadılar ama bizim belediye başkanımız yapıyor. Onlar beceremediler, Ulaştırma Bakanlığı'na devrettiler. Bizim belediye başkanımız belediye gelirleriyle tamamını yapıyor. Gidin Aydın'a, Aydın da aynı şekilde öyle. Eskişehir'e bakın. Bursa'ya turist gitmez ama Eskişehir'e turistler gelir. Bursa ile Ankara arasında çöldeki bir vaha gibidir Eskişehir. İlk metroyu kim yaptı? CHP'li belediyeler. İlk toplu konut uygulamasını kim yaptı? CHP'li belediyeler. İlk tanzim satış mağazalarını kim açtı? CHP'li belediyeler. İlk ekmek fabrikalarını açan kim? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. İlk tercihli yol uygulamasını kim yaptı? CHP'li belediyeler. Türkiye'de yerel yönetimlerde nerede bir ilk varsa o ilklerin sahibi Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Değerli çaycumallar, kent kültürü önemlidir. Kentte yaşamak güzel bir şeydir. Kentte yaşamanın sorumlulukları vardır. Örneğin sokağa istediğiniz çöpü atamazsınız. Çöp kutusuna atmanız lazım. Kentin bir estetiği vardır. Estetik güzelliği vardır. Kentte gezerken, etrafa bakarken güzel bir havayı teneffüs etmek istersiniz. O estetiği gözlerinizle görmek istersiniz. Buradan Türkiye'deki bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Yolunuz Zonguldak'a düşerse lütfen bir çaycumaya uğrayın ve çaycumayı görün. Belediye başkanımızın Kadir Şinaslığı da var. Dedi ki ilk belediye binasını babam yapmıştı. Ben şimdi daha güzel bir bina yapacağım. Hani derler ya, oğul babayı geçecek diye. Oğul babayı geçiyor. Daha güzel bir hizmet. Babasını unutmuyor, geçmişini unutmuyor, çaycumayı unutmuyor. Çaycumaya verilen hizmetleri unutmuyor. O nedenle gurur duyuyoruz. Bir insanın kentin tarihine sahip çıkması kadar güzel bir şey yoktur. Çaycuma bu açıdan pek çok ilçeye ve ile örnek olacak belediye hizmetlerini çaycumalara sundu. O nedenle kendisine tekrar teşekkür ederim. Son günlerde bir konu var. Dokunulmazlık. Dokunulmazlık olsun mu olmasın mı? Bizim CHP olarak görüşümüz şu. Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlık olmasın. Neden korkuyoruz biz? Hangi gerekçeyle dokunulmazlığa efendim şu olsun bu olsun diye demiyoruz. Açık ve net söylüyoruz. Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlık kalksın. Geldi. Dokunulmazlığı kaldıracağız diyorlar.
Ama çaycımallar bir şeyi unutmayın. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ve onun milletvekilleri diyor ki bizim dokunulmazlığımızı kaldırın. Kaldıracağız diyorlar. Ama Davutoğlu diyor ki benim dokunulmazlığımı kaldırmayın. Ben dokunulmaz olayım diye. Şimdi ben Ahmet Davutoğlu'na Çaycuma'dan Hodri Meydan diyorum. Ben dokunulmazlığımı kaldırıyorum. Yiğit sen de kaldır. Adam gibi adamsan kaldırırsın dokunulmazlığı. Neden korkuyorsun sen? Ahmet Davutoğlu dokunulmazlığının kaldırılmasından niçin korkuyor? Ben size söyleyeyim. Terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı için korkuyor. Ya birisi gelir yakama yapışır, sen terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptın derse ben ne diyeceğim? Onun için korkuyor. Ben de söylüyorum zaten. Sen ve arkadaşların terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptınız. Bir ilçede kamyon üzerinde Kalaşnikov dağıtılacak. Valiye talimat verecekler, bunlara kimse dokunmasın. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Soracağız hesabını. Hiç kimse endişe etmesin. Hesabını mutlaka soracağız. Dokunulmazlık konusunda hiçbir çekincemiz yok. Sadece açık ve net söylüyoruz. Biz dokunulmazlıklarla ilgili düşüncemizi söyledik. Sayın Davutoğlu, sen ve bakanların, yolsuzluk yapan bakanların, onların da dokunulmazlığını kaldır. Yolsuzluk yapanların önüne yatma diyoruz. Haklı mıyız? Hırsızlık yapan adamın mecliste ne işi var? Yolsuzluk yapan adamın mecliste ne işi var? Varsa öyle bir şey çık. Yargının karşısına çık. Yapmadıysan. Ama abisi izin vermez. Çünkü vesayet altındadır. Abisi izin vermez. Bu arada bölgenin, özellikle Zonguldak ilinin bir özelliği var biliyorsunuz. Kömürün markasıdır aslında. Alın teriyle çıkarılır orada kömürler. Eskiden Türkiye taş kömüründe çalışmak bir ayrıcalıktı. Şimdi neredeyse işçi kalmadı. CHP iktidarında söz verdim Zonguldaklılara. O kömürlerin tamamını bizim işçilerimiz çıkaracak ve hepsine istihdam kapısı açacağım. Göç vermeyecek Zonguldak, göç alan bir kent olacak. Yıllardır Filyos Vadisi diye bir proje diye söylüyorlar. Bir türlü bir şey olmadı. Filyos Vadisi projesini takip ediyoruz. Takip etmeye devam edeceğiz. Milletvekillerimiz de takip ediyorlar. O proje kapsamında ayrı bir üniversitenin de kurulması lazım. Bu bölgeye ayrı bir üniversitenin de kurulması lazım. Görkemli bir proje olacak. Göreceksiniz. Bu bölgeye hayat katacak. Biz takipçisi olacağız. İzin verir de CHP'yi iktidara yaparsanız göreceksiniz, o projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Güzel projelerin temelini atıyoruz bugün. İnşallah bunların açılışını da hep beraber yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmaları için Sayın Genel Başkanına çok teşekkür ediyoruz ve kendilerini yerine almadan önce Sayın Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı kendilerine plaket ve hediye takdim edecekler. Kamyonun anahtarını Beşiktaş Belediye'mizin bağışladığı ya da verdiği kardeş belediyeye kamyonumuzun anahtarını teslim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.
Temel atma törenimize geçmeden önce Çay Cuma Müftümüz duasını okuyacaktır. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lilmuttegin. Ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, şu anda bu güzel günde, güzel ilçemizde, memleketimizin bu güzel köşesinde, Çay Cuma'mızda bir hayrı, bir güzelliği, bir hizmeti daha inşallah temel atmak suretiyle hayata geçiriyoruz. Öncelikle bu hizmeti kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, birlikte sevgiyle, saygıyla, muhabbetle yaşadığımız, aynı havayı soluduğumuz bu güzel Çay Cuma'mızın hizmetlerinde güzel bir yere sahip belediyemizin, bu belediye binasının ve bütün açılış yapılacak hizmetlerin hayırlı, bereketli olmasını nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, uzaktan yakından buraya gelen bütün kardeşlerimizin duaları, dilekleriyle birlikte açılışına inşallah bu harcı koyacağımız, temeli atılacak bu belediye kompleksinin en güzel hizmetleri, bereketli hizmetleri vermesini nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, inşallah hususen bu aziz vatanımızın bağımsızlığında en önemli yeri olan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal ve bütün gazilerimizden vefat edenlere rahmet. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Ya Rabbel Alemin, inşallah dinimizin de emri olan sevgiyi, kardeşliği, birliği en güzel şekilde yaşadığımız Çay Cuma'mızın daha da güzelleşmesini, madden değil manen de, ahlaken de inşallah yükselmesini nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu hizmetlere öncü olanlardan razı ol. Hizmet edip de ebedi aleme göçen bütün kardeşlerimize rahmet eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, inşallah Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın gelin birlik olalım mesajının da yaşadığımız, bu günlerde kutlu doğumunu idrak ettiğimiz Çay Cuma'mızda temeli atılacak müessesenin anlamlı bir hizmete, anlamlı hizmetlere sebep olmasını nasip eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Sevgili Çay Cumalılar, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde Çay Cuma Belediye Binası'nın temel atma butonuna basılacaktır. Alkışlarınızla coşkumuza ortak olun istiyoruz. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakındır. Kim nerede ne işliyor, hepsini biliyoruz, bileceğiz, yakındır. Görüşmüşler memleketi, mallarını. Bekliyoruz hele gelsin yarını. Elimizin nasırdan balyozlarını başlarına vuracağız, yakındır. Bir ıslıkta sen çal, bir ıslıkta sen, bir ıslıkta sen çal. Bir ıslıkta sen. Geleceğiz yakındır. Kim nerede ne işliyor, hepsini biliyoruz, bileceğiz, yakındır. Görüşmüşler memleketin mallarını. Bekliyoruz hele gelsin yarını. Elimizin nasırdan balyozlarını başlarına vuracağız, yakındır.